öğrenciler şunu istiyor. Biz barınma hakkımızı istiyoruz. Yani yurda yurt çıkmayan, yurt e, yurtsuz kalan, ev tutamayan fakir, fukara, garibanın çocukları şu anda burada sokaklarda, banklarda. Ben de onlara destek için buradayım. Buradaki yetkililerden istirhamımız şu. İsrafa Şatafat yaşama para buluyorlar. Öğrencilerin barınma hakkı için para bulamıyorlar mı? Ve burada şunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. maddesi Anayasa'nın 2. maddesi bir sosyal devlettir. 58 57. maddesi uyarınca barınma hakkını sağlaması lazım ve bu 65. madde var deniliyor ki efendim devletin imkanları dahilinde ibaresinin arkasına sığınarak bu yetkilerini kötüye köy kullanıyorlar, keyfi davranıyorlar. 1948 Sayılı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesi uyarınca, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca, Devlet Anayasası'nın 90. maddesi uyarınca imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmelerin hükümleri uyarınca, öğrencilerin ve yoksul ailelerin barınma hakkını sağlamakla yükümlüdür. Yani burada biz niçin devletin çatısının altındayız? Şemsiyi tutuyoruz biz yukarıda yağmur bizi ıslatmasın diye. Bu şemsiye devlettir. Biz devletin şemsiyesinin altındayız. Yoksul aile çocuklarının hepsi bu devletin şemsiyesinin altındadır. Devlet bunu kollama korumak zorundadır. Bu onun yükümlülüğüdür. Ve eğer bu barınma hakkını yerine getirmezse bu eylemlerimize de devam etmeye devam edeceğiz. Yetkililerden istirhamımız şu, bu demokratik, barışçıl, silahsız bir demokratik hakkı eylemidir. Barınma hakkı ihlal ediliyor. Barınma hakkı bir insan hakkı ihlaldir. Bu insan hakkının ihlal edilmemesi için bir an önce e, tedbir almaları, bir çözüm öğretmeleri gerekmektedir. Büyümüş olan ülkenin vatandaşı, öğrencileri banklarda yatıyor. Bu büyümüşlük müdür ya? Büyümüş olan, ekonomisi büyümüş olan bir ülkenin öğrencileri banklarda uyumaz, uyumaz, uyumaz. Yani bunu ne ahlak kabul eder, ne pozitif hukuk kabul eder, ne din kabul eder, ne anayasa kabul eder, ne uluslararası sözleşmeler kabul eder. Yani ben burada gayet rahat, burada anayasaya getirdim ya bu mevcut olan bizim, ben bu anayasamızda, buyurun, anayasamızda uluslararası sözleşmelerin hepsi bu barınma hakkının ihlal edildiğini gösteriyor. Barınma hakkı bir an önce devlet tarafından temin edilmek zorunda inceleyecek olursak hiçbir tarikatın şimdiye kadar yurt yapmak için bina bulamadığı haberini rastlamamışsınızdır. Ama milyonlarca öğrencinin e, şu anda yurtsuz kaldığı, e, ev bulamadığı, yani gerçekten bu şey gibi böyle sokaklarda e, yatan, pardon yüzler görmediğiniz zaman böyle bir sorun yokmuş gibi geliyor ama yani ben kendim bile yüzün yüzü aşkın gencin e, kendine ait olmayan e, evlerde e, ya da ev okuluna kilometre, kilometrelerce saatlerce uzaktaki şeylerde yurtlarda kaldığını görüyorum. Yani dediğim gibi çözülemeyecek bir şey değil aslında bir üretim sürecine de tabi tutulmadan yurt yapılabilecek yani yüz binlerce boş bina var bu ülkede ama bir şekilde organize edilmiyor çünkü yani çıkar çıkarların kesişmediği bir noktada biz mülksüz hiçbir şey olmayan herhangi bir gelir olmayan gençler olarak bu krizden en fazla etkiyi alan kesme oluşturuyoruz. Bugün de burada kendi yani sonuç olarak bir çözüm üretilmediği durumda bu kadar hiçbir gelirimiz yokken olacağımız noktada bugün hep beraber olalım dedik. Yani bu noktada herkesi çağırıyoruz yaptığımız işe. Yani duyan, barınma problemi yaşayan, barınma problemi yaşayan arkadaşlarla dayanışmak isteyen her yaştan, her kesimden insanı buraya, burada olmazsa başka yerlere, biz zaten İstanbul'dayız şu anda, başka illerde de arkadaşlarımız parklarda, banklarda yatmaya, oturmaya başlayacaklar. Herkesi bir araya gelmeye ve bu eylemin sesini yükseltmeye davet ediyoruz. Sabaha kadar buradayız. Barınma sorunumuz var ve bu sorunun çözümüne dair Hiçbir e, gelişme yok şu ana kadar. E, dalga geçer gibi 650 liralık burslar e, burs da denilemez verilen krediler övülüyor. E, e, biz zaten bu verilen kredileri bile ödeyemezken, geri ödeyemezken bugün 650 lirayla herhangi bir e, eve çıkma ihtimalimiz yok. E, zaten önceden herhangi bir e, kiralık yeri tutma ihtimalimiz çok düşüktü. Yalnız imkansızdı. Birkaç arkadaşla birleşip bir ev tutma ihtimalimiz çok düşüktü. Bugünden itibaren tutma ihtimalimiz yok. Çünkü e, gelen fahiş orandaki zamlar denetlenmediği için e, gelen zamlar bizi sokaklara itiyor, bankalara itiyor. Biz de e, bugünden itibaren banklarda yatacağız. E, bizi izleyen, gören e, insanlar için de Bundan sonra bankları temiz bırakmalarını istiyoruz. Bundan sonra onların gündüz oturdukları banklarda akşamları biz yatacağız. Öncelikle bütün basın mensubu arkadaşlar hoş geldiniz. Neden banklarda yatıyoruz? Biz iki yılın ardından kampüslerimize geri dönen üniversite öğrencileriyiz. KYK yurtlarının kapasite yetersizliği, özel yurtların fahiş ücretleri ikileme arasında yurtsuz, yüz yüze eğitim kararının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde Yurtsuz yüz yüze yurtsuz yüz yüz eğitim kararının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde %70 ile %290 arasında değişen kira artışları nedeniyle evsiz kaldık. Bize toplanın 5000 TL'ye bir ev tutun şeklinde 650 TL'lik KYK kredi bursu ile en az 8 kişi ev tutmamızı öngören daha iyi tavsiyeler, kiralamak üzerine gayrimenkul üretecek şirketlere KDV ve vergi muafiyeti gibi yine biz öğrencilere değil, patronlara yönelen maddi destekler dışında tek bir çözüm önerisi sunulmuyor. Oysa patronlara teşvik, şirketlere vergi affı yerine burs miktarının ve yurt yurt kapasitelerinin artırılması, kira fiyatlarının denetlenmesi ve öğrenci evlerinde maddi destek sağlanması ile bu sorunun büyük oranda çözüleceğini biliyoruz. Biz burssuz, yurtsuz, evsiz bırakılan üniversite öğrencileriyiz. Eğer insani koşullarda yaşayabileceğimiz bir mekan, mekana, sahip olabilme imkanlarımızın tamamı elimizden alındıysa bu imkanları biz yaratacağız. Bu yüzden bir araya geliyoruz. Sesimizi duyurabilmek için en ulaşılabilir seçeneğimiz olan banklarda buluşuyoruz. Mahallelerinizin parklarında sabahlıyoruz. İyi ihtimalle binlerce liraya bulabileceğimiz penceresiz, karanlık, dar odalar yerine tercihimizi sorunun çözümü olabilmek için geniş gökyüzünün altında, sokaklarda, Sıra arkadaşlarımıza geçirmekten yana kullanıyoruz. Abartılı bir tepki vermiyoruz. Komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikayesini anlatıyoruz. Sen de dinle, destek ol, bize katıl. Barınma temel aktır. Hakkımız olanı alacağız.